Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul. Ve ma tevfike illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi uneyb. Sadakallahul azim. Çok az suale cevap verdiğimiz için bazen bir sualle bir ders tamamlanıyor. Gene suallerinize cevap vereceğiz. Abdülaziz. Soruyorum üstadım. 1 Kasım seçimlerini nasıl değerlendirirsiniz diye sormuşlar. İlk sualimiz bu olsun üstadım. Marifet seçimden evvel değerlendirmekti. Ama olsun, biz yine de yapalım. O zaman üstadım, suali seçim sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz? Öyle olsun. Öyle olsun. Şu kainattaki fiziki ve beşeri hadiseleri doğru değerlendirmenin en aldatmaz, en güvenilir ölçüsü kainatın yaratıcısını ve onun kainatta cari olan iradesinin tabi olduğu kavan-ı ilahiyeyi doğru bilmektir. Yani Allah'ın hakikatine ulaşamayanlar bu alemde olup biten hadiseleri doğru değerlendiremezler. Çünkü İslam'a göre, bizim ölçümüz o, İslam'a göre her oluşta hem ilahi irade vardır, hem de bir murad-ı ilahi vardır. Hadisatı böyle değerlendirenlerin, hatta eşya-i tabiyeyi, ayı, yıldızı, güneşi, maddiyatı, kimya, fizik hadiselerini değerlendirmede bile bu ölçüyü kullananların ilmi marifettir. Müslümanların ilminin adı marifettir. Marifetin çoğulu maariftir. Osmanlı zamanında ilim bu söylediğim perspektifte kavrandığı için bugün Milli Eğitim denilen bakanlığın adı İlim Bakanlığı değildi. Marif vekaletiydi. Yani ilmi marifet seviyesinde öğreten bir müesseseydi. Evvelce buna dair şeyler söyledim. Ama şimdi seçimle ilgili söyleyeceklerin anlaşılması için bu bilgileri özet olarak tekrarlamak isterim. İlim bir oluşu sebep netice münasebeti içinde kavramaktır. Bilgi ilim kategorisinde 3 seviyedir. Birinci seviye amiyane bilgidir. Amiyane bilgi bir oluşu sebep ve neticeleri içinde kavrayamayan adamın bilgisidir. Buna misal şudur. Bir çoban şimşek çaktıktan sonra gök gürleyeceğini bilir. Tecrübeyle bilir. Onun için şimşek çakınca gök gürlemesini bekler. Bu bilgi amiyane bilgidir. Çünkü bu hadiselerin nasıl olduğunu bilen bir insanın bilgisi değildir. Eğer o bilse ki elektrik yüklü bulutların sadmesinden bir şerare, yıldırım şereredir. Sizi Cumhuriyet Türkiye'si
dilsiz hale getirdiği için bu kelimeyi de izah edeyim. Fizik dersinde bir tecrübe yaparlar. Artı eksi elektrik yüklü iki kutbu birbirine yaklaştırdılar mı? Bunların arasında çekimden dolayı, çünkü zıtlar birbirini meclubtur kainatta. İkisinin arasında ışıktan bir yol teşekkül eder. İşte bu şeraredir. Yıldırım da bir şeraredir. Artı eksi iki yüklü iki bulut yan yana geldiği zaman aynen o artı eksi elektrik yüklü iki ne denir ona? Elektrodun birbirine yaklaştığı zaman ışıktan bir huzme teşekkül ettiği gibi bulutlar arasında da bu teşekkül eder, bu yıldırımdır. Yer çekimiyle yere iner. Böyle bilse ve bilse ki ışığın sürati saniyede 270 bin kilometredir. Yani takriben 300 bin kilometre derler. Sesin ise 40 bin kilometredir. Onlar aynı anda olmuştur. Bu sadmeden bir gürültü çıkmıştır ve bir şerare çıkmıştır. Şerare ışığın süratli hareketinden dolayı erken idrak edilmiş. Ses de yavaş hareket ettiği için hava kürede geç idrak edilmiştir. Gürleme ile yıldırım aynı anda vaki olmuştur. Bu bilgi ilmi ilim haline gelmiş olur. Bu bilgi hazmedildiği zaman, şahsileştirildiği zaman, yaşadığınız bir vakayı anlatışınız gibi istediğiniz şekilde size özü mal olan idrakinizde teşekkül eden bir şeyi istediğiniz kelimelerle ifade edebilirsiniz. O hale geldiği zaman bunun adı irfandır. Dilde kelime azaltmayı marifet sayan kemalistler birçok kelimemizi diri diri gömdüler. Çok değil. 50-60 sene evvel ben fakülte talebesiyken noterin adı Katibi Adil'di. Savcının adı Müdde-i Umumi'ydi. Bugün bir hukukçuya Katibi Adil ne desen bilmez. Ama Fransız asıllı olan noter onu bastırdı. Müdde-i Umumi de savcı oldu. Avukat da muhamiydi. O da avukat oldu. Fransızcası makbul. Arapçası tükaka. Bunun sebebi, bu vesileyle söyleyeyim antiparantez. Lisandaki bu tahribat, insanımızın elinden İslami düşünme kudretini almak içindir. Reddedilen kelimelerimizin kaynağı Kur'an'dır. Hiç Arapça bilmeyen bir insan bile Kur'an'dan aşere Arapça 10 demektir. Aşr-ı Şerif takriben 10 ayetlik bir Kur'an-ı Kerim parçası demektir. Bir Aşr-ı Şerif dinlediği zaman Arapça bilmeyen bir Türk evladı İçinde geçen tanıdığı kelimeler dolayısıyla ruhunda bir tahassüs uyanır. Ne kadar çok kelimeyi tanırsa manaya intikali, Kur'an karşısındaki ruhi ünsiyeti bu kelimeyi de bilmezsiniz. O kadar kudretli olur. Bu imkanı elimizden almak için bir yığın kelimemizi yok ettiler. Hala o yolda devam ediyorlar. Maalesef Müslümanlar da moda icabı yahut münevver, aşağılık duygusundan münevver geçirmek hevesiyle, meyliyle bunlara ayak uyduruyor. Hayat kelimesini dağdaki çoban dahil efradı milletten bilmeyen bir tek fert yokken onun yerine yaşamı kullanıyorlar. Cevap kelimesini bilmeyen bir tek fert yokken inadına
yanıt diyorlar. Delil kelimesini bilmeyen bir tek fert yokken inadına kanıt diyorlar. Hürriyet kelimesini bilmeyen bir tek fert yokken özgürlük diyorlar. Saymakla bitmez. Ben bunların sade uydurmacalarına ait 1000 kelimelik bir liste neşrettim. 1000 kelime de gavur menşeli kelimelerden yapıyorum şimdi. Dinliyorum televizyon. Türbülans mı dedi, yazıyorum. Provokasyon mu dedi, yazıyorum. Bunların hepsinin karşılığı var. Osmanlıca, bizim milletimiz Arapçadan, Farsçadan aldığı kelimelerle dünyanın en zengin dillerinden biridir. Ama Kemalistler onu gömdüler. Mezardan çıkarmak size düşüyor. Mektep size bu imkanı vermez. Bir milletin dilini, ilmi bir eseri okuyup anlayacak şekilde bilmeyen bir adam o milletin münevveri olamaz. Ben bir Müslüman münevveriyim demeniz için İslam menşeli kelimeleri bir hakkın bilmeniz lazım. Hal değişikliği için tebeddülat derim. Eşya değişikliği, tahavvülat derim. Eşya değişikliği için tebeddülat derim. Yenilik olan bir değişikliği için teceddüt derim. Silahla olan değişikliği için ihtilal derim. Benden aşağıda birinin bana yardımından muavenet diye bahsederim. Bana paralel olan birinin yardımından müzaharet diye bahsederim. Benden yok. Rahatsızlığım geçmedi, kusura bakmayın. Benden yukarıda birinin yardımından himmet diye bahsederim. Allah'ın yardımından nusrat diye bahsederim. Tevfik diye bahsederim. Mürüvvet diye bahsederim. 10 tane kelimeyi at. Niye? Yardım kelimen var senin, yeter sana. Yetmez. İlim bu inceliklerle olur. Baş yastıkta ölen bir adama mevta derim. Müslümansa merhum derim. Gayrimüslimse müteveffa derim. Hristiyan olduğunu ifade ederim. Kadınsa müteveffiye derim. Silahla öldürüldüyse maktul derim. Asıldıysa maslup derim. 10 tane kelimeyi at, yerine bir zıp çıktı, ölü kelimesini koy. Bu ihanettir. Size yapılan ihanetin bir numaralısı yazı değişikliğidir. Çünkü okur yazarlık Kur'an okumakla başlıyordu. İkincisi de lisandaki bu tahrifattır. Kur'an-ı Kerim'den bir parça dinlediğiniz zaman içinde ne kadar çok tanıdığınız kelime varsa ruhunuzda o kadar çok hatasız uyanır. Size Çince bir metin okutsalar. Bu size övgü müdür, sövgü müdür bilmezsiniz. Hiçbir duygu sizde uyanmaz. Çünkü içinde tanıdığınız bir tek kelime yok. Kur'an'ı bu vaziyete getirmek istediler. Şerare, işte yıldırım bir şeraredir. Bu şekilde sebepler bilinirse ilmi bilgi olur, hazmedilirse irfan olur. O ilim değildir. İrfan, ilim irfan sahibi derler. Adam vardır, bilgisi kitabidir. Üzerine imal-i fikre demez. Bildiği bir şeyi tafsilatlandırarak, açarak anlatamaz. Onun için alimdir, arif değildir derler böyle adamlara. Alim olabilir. Ama o bilgiyi imal üzerinde imal-i fikredecek şekilde bendiğine hazmettirememişse arif değildir. İrfan sahibi değildir. Bu üç kademeye mukabil Müslümanların bilgisinin adı olan marifet de üç kademedir. Birinci kademesi en dun bir mevkideki
fikren en dun bir mevkideki bir Müslümanın bile bildiği, belki çok tekrarladığı ama hadisata tatbikte adziyet gösterdiği hayrihi ve şerrihi minallahi teala formülünde gizlidir. Yani Müslümanlar bilir ki her oluşta Allah'ın iradesi vardır. Onun iradesi dahil olmadan kainatta bir oluş vuku bulamaz. Ayette Allah murad etmeden ağaçtan yaprak düşmez buyurulmuştur. Bunun sebebi fiilin ortaya çıkması bir halk keyfiyetidir. Halk. Bak bir eser ibda edene, bir eser yazanın yaptığı şey kitap yarattı değildir. Kitap ibda ettidir. Bir hal zuhuru ihdastır. İbda, ihdas, halk, icat, bir sürü kelime var. Bunların hepsi yaratma. Türkçe'de bir zavallı yaratma var. Yaratma var. Hepsini yaratmayla ifade edemezsin. Bu eseri falan adam yarattı. Haşa tanzir olur belki de. Halbuki onun adı ibdadır. Bedi manada bir şey ortaya çıkarma. Bahsim lisan bahsi değil. Bunu çok ve çeşitli vesilelerle tekrarlamamın sebebi ehemmiyetine binaendir. Her oluşta Allah'ın iradesi mevcut olduğunu ifade eder hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Çünkü biz biliyoruz ki Allah-u Azimüşşan sıfat tecellileriyle vücuda gelen masivaullah'ta, yani Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alemde, buna semavattaki sonsuz yıldızlar da dahil, dünyadaki mikroplar da dahil, bütün var olan her şey Allah'tan gayri. Sıfat tecellileriyle vücuda gelmiştir. Ama Allah-u Azimüşşan iki sıfat-ı ilahiyesini zat-ı uluhiyetine hasretmiş, hiçbir varlığa, masum Allah'tan hiçbir varlığa bu iki sıfattan nasip vermemiştir. Bunun birincisi Halik sıfatı ilahiyesidir. İkincisi de Beka sıfatı ilahiyesidir. Bundan dolayı kul fiilin Halik'i değildir. Mahlukat fiilin failidir. Halikiyet Allah'tadır. Allah'ın dilemesi evvel, kulun faaliyeti sonraysa bu oluş kaderi mutlaktır. Sizin dünyaya geliş sıranız gibi, sizin falan anadan falan babadan dünyaya gelmeniz gibi, sizin falan memlekette doğmanız gibi. Burada da beşeri irade var ama Allah'ın dilemesinden sonra. Bu kaderi mutlaktır. Kaderi mutlaktan hiç kimseye ne mücazat vardır ne mükafat vardır. Beşer hayatında kaderi mutlak. Girizgahı biraz uzun kaçırdım ama bunlar size lazım. Kaderi mutlak beşer hayatında hiçbir rol oynamaz mı? Oynar. Şu rolü oynar. Kaderi mutlak icabı olan unsurlar sizin ahirette Allah huzurundaki mesuliyetinizin nisabını teşkil eder. Allah'ın dilemesiyle, kulun munzam failiyetiyle olmuş olsa bile Allah'ın dilemesi evvel olduğundan, o suretle sizin üzerinde size tahakkuk eden ilahi nimetler sizi neye muktedir kılıyorsa, Allah huzurundaki mesuliyetiniz o nispettedir. Ağrı Dağı'nda doğan bir adamın hayattaki başarı şansıyla İstanbul'da bir ilim adamının evinde doğan bir çocuğun başarı şansı aynı değildir. Sıhhatli doğanla sıhhatsiz doğan aynı değildir. Hiç kimsenin Allah'a vereceği hesap
bir diğerinin aynı asla değildir. Buradan bir şey size söyleyeyim. Buradan bir enteresan nokta var. İnsanlar yaptıklarının mesuliyetinden korkanlara akıllı derler. Ben öyle demiyorum. Akıllı adam muktedir olup da yapmadığı iyiliklerin hesabından korkan adamdır. Çünkü muktedir olup da yapmadığın iyilikten de sana hesap var. Bunu size ayetle ispat edeyim. Allah kulun mesuliyeti için şu ölçüyü koyuyor. La yükellifullahi nefsen illa vüs'aha. Allah-u Azimüşşan hiç kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Bunu tersine çevir, takati kadar yükler demektir. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek aynı şeydir. Takati kadar mesul olduğunu kimse bilmez. Takatinden fazla yüklemez demek, takati kadar yükler demek. Ama burada daha dehşetli bir başka nokta var. Allah-u Azimüşşan kullarına teklif ettiği amal-i salihanın hepsinin şekli belli, miktarı belli, nispeti belli, nisabı bellidir. Zekat ölçülebilen, sayılabilen maddi varlıktan verilir. Kime verilir belli, ne kadar verilir belli, nisap nedir belli, nispet nedir belli. Namaz böyledir, hac böyledir, zekat böyledir, oruç böyledir. Şartını yerine getirdim elhamdülillah. Bu borçtan kurtuldum diyebilirsin. Ama Allahu Azimüşşan ve cahidû fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum diyor. Allah'ın dini galip gelsin diye. Cihad edin. Bi envâlikum mallarınızla ve enfusikum nefislerinizle. Bana bir ayet veya bir hadis gösterin. Bu cihad şu nispette, şu derecede yapılırsa şu vasıftaki bir adam için borç ödenmiş olur. Nisap da belli değil, nispet de belli değil. Nasıl emin olacaksın Allah'ın bu emrini yerine getirdiğinden? Şartları zorlayacaksın. Allah yolunda çalışırken hapse düşersin. Allah yolunda çalışırken bir sıkıntıya maruz kalırsın. İşte o senin takatin hududunu gösterir. Bir hamal ne kadar yük taşıyacağını bilmese koy bir daha, koy bir daha, bir daha çöker. Ha, bu kadarmış da. Sen de ehli küfürden bir zarar gör. Almanya'da işçilere diyordum ki elini Alman'ın makinasına kaptırsan Alman sana diyebilir mi ki? Kendin yaptın. Bana bedava da çalışmıyordun. Makinayı da ben sana öğretmiştim. Yapmasaydın. Diyemez. Allah'ı bir bilmenin şerefinden mahrum olan Alman yapabileceği mukabeleyi yapar. Uğradığın iş kaybını telafi edecek sana bir tazminat verir. Lakayt kalmayı beşer vicdanı, Allah'ı bir bilmenin şerefine ulaşamamış bir insanın vicdanı bile kabul etmezken, sen Allah'a çalışırken, onun dini galip gelsin diye mücadele ederken, bir sıkıntıya maruz kaldın. Allah seni mükafatsız bırakır. Gani anil alemin olan Allah kendi zenginliğine göre verir. Kaybın en büyüğü nedir? Kaybın muhtemel en büyüğü hayat vermektir. Öldürülürsün Allah yolunda çalışırken. Allah bunun karşısında sana peygamberlikten sonraki en yüce mevki olan şehitliği verir. Fani bir nimeti verir. Baki ebedi olan bir saadeti satın alırız. Şu halde burada antiparantez şunu söyleyeyim ki Allah yolunda çalışanın
Karı da kârdır, zararı da kârdır. Böyle bir ticaret yok yeryüzünde. Bir zarara uğrasan, Allah senin zararını belagan ma belagu ziyadesiyle telafi eder. Hem de fani nimeti yerine baki nimet vererek telafi eder. Hiç zarar şansı yoktur. Allah yolunda çalışan adamın hiç zarar etme şansı yoktur. Ama senin 100 milyon zekat borcun varken 10 milyon verirsen 90 milyon Allah katında borçlu gidersin. İnsanlar senin zekatını veriyor diye alkışlayabilir. Ama 100 milyonu da 10 milyon olarak verdim. Bakın, burada bir incelik daha var. İnsanlar dünya nimetlerine haristirler. Hiçbir tüccar görmedim banka kredisi kullanmadan iş yapsın. Sermayesini artırmak için 100 tane tüccar buraya çağırsak, Hilton otelini satıyoruz krediyle. Bir kuruş vermeyeceksin. Almam diyen bir tüccar çıkmaz. Acaba o borcu ödemeye ömrü yeter mi, yetmez mi? Faizinin altından kalkabilir, hiç hesap etmez. Dünya nimeti peşinde koşarken imkanlarını çoğaltma şartı, şansı arar. Ahiret için çalışmaya geldiği zaman var olan kudretini de yok farz eder. %5'le çalışır. %5'le. Umar ki Allah-u Azimüşşan'a ahirette der ki, ya Rabbi ben o kadar akıllı değildim. Ya Rabbi ben o kadar cesur değildim. Ya Rabbi ben o kadar şöyle değildim, böyle değildim. Allah-u Azimüşşan dünya işlerinde gösterdiğin dirayetle, kabiliyetle seni mizan eder. Der ki sen dünya nimeti peşinde koşarken şartlarını zorladın. Niye ahirete çalışırken var olan şeyi? Sen ne kadar cesurdun, ne kadar akıllıydın. Bak Anadolu'nun kölesiydin. Önüne harita koysalar Almanya'da gideceğin yeri bilemezdin. Haritada bir saatte bulamazdın. Dilini bilmediğin, yolunu bilmediğin bir yere daha fazla kazanç var diye milyonlarca gittin. Allah yolunda çalışırken bu dirayeti, bu cesareti niye göstermedin? Maksadım bu değil. Maksadım bu vesileyle antiparantez bir nasihati tekrarlamaktan ibaret oldu. Müslümanların ilmi ilimden üstün bir şeydir dedim. O da marifettir dedim. Marifet olan, marifet seviyesinde bilgi sahibi olan her oluşta Allah'ın Halik sıfatıyla dahil olduğunu bilenin bilgisidir. Bunu sakın Allah'ın rızasıyla karıştırmayın. Allah'ın rızası sadece hayırdadır. İradesi hayır ve şer. Bak hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyorsun. Hayırda da şerde de irade vardır. Ancak Allah'ın Halik sıfatıyla dahil olduğu fiillerin bir kısmı kulun dilemesiyle, Allah serbest bıraktığı için kulun dilemesiyle olur. Sen şerri istedin, şerri halk eder. Hayrı istedin, hayrı halk eder. Ondan dolayı senin istemen Allah'ın Halik sıfatıyla fiile dahil olmasından sonra olduğu için bu kader kaderi muallaktır. Böyle olan fiillerden dolayı hayır olan fiillerden mükafata, şer olanlardan mücazata tabiz. Bu alelumun bütün Müslümanların bilgisi için mevzu bahistir. Bu birinci kademe. Havas olanlar. Allah'ın bir oluştaki iradesini, Halik sıfatıyla iradesini bilmeye ilaveten hangi sıfatlarını da bu oluşta tecelli ettiğini bilenin bilgisidir.
Çünkü sade Halik sıfatıyla bir oluş vukua gelmez. Halik sıfatı vukua gelmesine amildir. Öteki sıfat tecellileri o fiilin vasıflarını teşkil eder. Ama bunun üstünde de bir bilgi vardır. O da havas olanların bilgisidir. Onlar da Allah ben şu işi yapmak istedim ama neden bir engel çıkarıp da buna mani olmadı? Ve neden şu sıfatlarını tecelli ettirerek bu işi gerçekleşmesini sağladı? Yani murad-ı ilahi bilir. Murad-ı ilahi bütün vukuatın üssül esasıdır. Beşeri bilgi buraya kadardır. Murad-ı ilahi bilenler ehli keşiftir. Sizin keramet diye bildiğiniz şey murad-ı ilahi bilgisiyle elde edilir. Beşeri bilgi buraya kadardır. İlim burada da bitmez. Daha devam eder. Şimdi ben size bu seçimlerin evveliyatına ve sonrasına dair yapacağım değerlendirmeyi murad-ı ilahi ölçüsüyle anlatacağım. Allah-u Azimişşan Camül Ezzat olduğundan kainatta zıtlık asıldır. Beşer idraki için zıddı olmayan şey bilinemez. Her şey zıddıyla malum olur. El eşya'u yünkeşifu bi zıddaha buyurulmuştur. Zıddıyla. Çünkü Allah sıfat itibariyle Camül Ezzat'tır. Hay de onun sıfatı, Mümit de onun sıfatı. Hadi de onun sıfatı, Mudil de onun sıfatı. Dalalete giden de o sıfat tecellisiyle dalalete gider. Hidayete eren de bu sıfat tecellisinin galebesiyle hidayete eren. Lakin Allah'ın kainatta beka sıfatı ilahiyesi olmadığından hiçbir varlık olduğu hal üzere baki değildir. Olamaz. Küllü men aleyha fan sadece canlılar için bir hüküm değildir. Bu Kur'an'ı hüküm fezada henüz ışığı bize gelmemiş yıldız var. Onların bile ölümünü ifade eder. Her şey yeniden yok olacak. Ezelde Allah-u Azimüşşan Vahidül Kahhar olarak nasıl yalnız kendisi var idiyse bütün mahlukat bu yokluğu tadacak. Verilen varlık nimeti zevalden kemale, kevalden zevale ebedi bir dönüş halindedir. Siz zannetmeyin sadece gece gündüz döner. Siz zannetmeyin sadece yaz kış döner. Hayır. Maneviyatta da bu kanun-ı ilahi caridir. Bazen hak galip gelir, bazen batıl galip gelir. Allah mudil sıfatı ilahiyesine revaç verdiği zaman küfür galip gelir. Ne iman üzere ne küfür üzere. Ve ne de herhangi bir hal üzere. Varlıklardan hiçbiri sabit ve baki kalamaz. Ebedi bir değişmeye maruzdur. Kemaldeyse zevale, zevaldeyse kemale ebedi bir dönüş halindedir. Sade dünya dönmüyor. Keyfiyetler de böyle dönüyor. Lakin Allah'ın rahmeti gadabına galip olduğu için İmanın galebesi, küfrün galebesine nazaran uzun sürer. Bu tebeddülatta, kemalde olan bir şey, zevale döndüğü zaman, zevalin gerçekleşmesi bir ara mevsimledir. Kemale giderken de, kemale varış bir ara mevsimledir.
dünya sadece yaz ve kış değil. İkisinin arasında sonbahar var, ilkbahar var. Tebeddülat tediricendir. Onun için ara mevsimi girer. Yazdan kışa, kıştan yaza ani geçilmez. Geceden gündüze, gündüzden geceye ani geçilmez. Bir diğer kanun da, bir oluş kemale gelip belli bir müddet kemal üzere durmadıkça zevale dönmez. Gecenin en karanlık vakti şafak sökmeden öncesidir. Kemaldeyken zeval başlar, kararına geçin. Aydınlık da böyledir. Kemaldeyken yavaş yavaş zevale döner, hava yavaş yavaş kararır. İman küfür de böyledir. 1839 Tanzimat Fermanı ilan edildiği zaman milletimiz mutlak imanın galebesi içinde yaşıyordu. Lakin küfür gene vardı. Mağluben vardı. Karanlıkların hakim olduğu zaman da ışığın mağluben mevcut olduğu gibi. Çünkü Allah'ın sıfat-ı ilahiyesinin tecellisi bütün sıfatların la yenkati, kesintisiz bu alemde tecelli halindedir. Hani oluktan yağan yağmur gibi derler ya, sicim gibi. Her an, her sıfatın muhatabı vardır. Bunun manası, bir manası da şudur. Müslümanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, küfrü ortadan kaldıramazlar. Kafirler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, imanı ortadan kaldıramazlar. Zıtlar arasındaki nöbet değişikliği galebe nöbetidir, yok etme nöbeti değil. Bütün zıtlar için, iman küfür içinde bu böyledir. İmanın galebesindeyken 1839'da dönüş başladı. Bu 100 sene sürdü. 1920'lere kadar 80 sene bizim sonbaharımız oldu. Ehli küfrün ilk baharı oldu. İman ve küfür her zıtlıkta olduğu gibi arasında bir tenazur vardır. Terazinin iki kefesi gibi. Biri aşağı basıldı mı öbürü kendiliğinden yukarı kalkar. Burada şunu size söyleyeyim. Siz zannetmeyin ki Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, bilmem ne Maşa şöyle güçlüydü, böyle güçlüydü de Müslümanların halifesini kovdu, hilafetini yıktı, yazısını değiştirdi, tekkesini kapattı, medresesini. Hayır. Hayır. Onların hiçbir gücü yoktu. E nasıl yaptılar bu kadar büyük işi? Müslümanlar onların zulmüne müstahak olduğu için Allah müminlere celaliyle tecelli etti. Onlara ruhsat olarak döndü. Bugün içinde bulunduğumuz gün bunun aksidir. Allah ehli küfre celaliyle tecelli ediyor. Ve bu da ruhsat olarak dönüyor. O üniversite kapısında ağlatılan genç kızlar, başörtülü kızlar var ya. Onların gözyaşları kurşun oldu, ehli küfrün rüyasasının beynine mi girdi? Rahmet-i ilahiyi müminlere davet etti. O ehli küfre de gazab-ı ilahiyi davet etti. Biz ondan müstefit oluyoruz. Liyakatimize göre olsa Tayyip Bey orada duramaz, Ecevit gibi biri gelir. Ama o taraf kahır tecelliye müstahak oldu. Buradaki Müslümanın şansını artırdı. 1839'da başlayan vetire 1974'te ara mevsimini tamamladı. Kemal'in icraatında zirve yaptı. Küfür mutlak hakim oldu. İman mutlak mağlup oldu. İnsanlar ancak kül altındaki ateş gibi imanını muhafaza edebildiler. Köyde, kentte, devlete karışmadan, bir kenara, köşeye sığınarak böyle. Lakin Allah'ın rahmeti gadabına galip olduğu için burada 10 sene durabildi. 39'u 40 desen 50 değiş değişti. Hatta 46'da değişmeye başladı. İsmet Paşa bile
demokratların propagandasının tesirini izah edebilmek için uyduruk 10 aylık İmam Hatip açtı. Ankara'da İlahiyat Fakültesi açtı. Bu sefer aksine bir mevsim başladı. Onların sonbaharı başladı, bizim ilkbaharımız başladı. Bakın, tabiatta mevsimlere bakın, ilahi kanunu burada görürsünüz. Bir mevsim kemale erip belli bir müddet durmadan aksi mevsim başlamaz. Yaz hükmünü icra etmeden sonbahar gelmez. Kış hükmünü icra etmeden ilkbahar gelmez. Bir mevsim ilahi kanun icabı kemale gidişini tamamlar, kemal üzere belli bir müddet kalır, ondan sonra aksi mevsime şans vardır. Aynen bunun gibi. Bu Müslümanların ilkbaharı tamamlanmadı. Çünkü bakın 1839'dan 1920'lere kadar 80 sene sürdü. 50'den bu yana daha 80 sene olmadı. Şimdi onu biz tersinden tekrarlıyoruz. Lakin ara mevsimler tezatlıdır. Gene mevsimleri dikkate alırsanız bunu görürsünüz. Birkaç gündür yaz gibi günler vardı. Mevsimin tabiatına aykırı, temadi şansı olmadı. Bak bugün hava soğudu. Yarın kar yağsa şaşmayız. Bir mevsimin içinde, ara mevsimin içindeyken bazı günler içinden çıkılan mevsime benzer, bazı günler varılacak mevsime benzer. Bu ilkbaharda da böyledir, sonbaharda da böyledir. İman küfür galebesinde de böyledir. Yani yükseliş ne iman için ne küfür için. Bir yay mantığıyla düzgün bir şekilde olmaz. Sukut da böyle olmaz. Ya borsadaki yükseliş grafiği gibi iniş çıkışlarla olur. Bizim grafik 1839'da iniş ve tiresine girince Abdülaziz evvela orada bir sıçrama yapmak istedi. Fakat kadere ters düştüğü için arkasından bir düşüş geldi. Abdülhamit aynı şeyi yaptı. O da temadi şansı olmadı. Mevsimin icabına ters düştüğü için Abdülaziz hayatıyla ödedi kadere ters düşmeyi. Abdülhamit tacından tahtından olmakla ödedi. Sultan Vahidettin vatanından olmakla ödedi. Her merhalede küfür kazandı, iman kaybetti. Netice zirve Mustafa Kemal'de yaşandı. Şimdi 50'den sonraki onların sukut çizgisinde de aynı borsadaki yükseliş iniş çizgisi gibi tezatlar var. 60 ihtilali İslam'ın yeniden neşvinema bulmasına engel olmak için yapıldı. İslam'ın yükseliş vetiresinde bir sukut oldu. Onların düşüş vetiresinde bir sıçrama oldu ama devam etmedi. Cemal Gürsel, Kenan Evren, Sultan Hamid'e, Sultan Aziz'e benzer. Onlar kaderin, murad-ı ilahinin ters düştükleri için mesailerinden hiçbir netice elde edemezler. Şu ilahi kanun icabı biliyoruz ki yeniden İslam galip gelene kadar arada 7 Haziran gibi ihtilaller gibi iniş çizgileri olsa da o iniş gerçekleştirenler matluplarının %1'ini elde edemezler. Çünkü unutmayın başarı ticarette de siyasette de ilimde de her şeyde ishar edilen beşeri iradenin murad-ı ilahiye tevafuku nispetindedir. Allah'ın murad-ı ilahiyesine ters düşen hiçbir netice elde edemez. Nisbi muvafık düşen nisbi netice elde eder. Allah'ın murad-ı ilahiyesine mutlak tetabuk halinde irade ishar eden, o irade isharından mümkün olan
muhtemel bulunan, müteamel bulunan neticeden çok daha fazla netice elde eder. Ters düşen de ısrar edilen irade ne kadar büyük olursa olsun, yapışılan sebep ne kadar güçlü olursa olsun, murad-ı ilahiye ters düşmüşse ondan da matlup olan, mümkün olan, müteamel olan, daha belki hadiselerde müşahede edilmiş olandan az netice doğar. Nasıl Sultan Aziz, Sultan Hamid ve Sultan Vahidettin kadere ters düşmüşse, Allah müminlere celaliyle ehli küfre de ruhsat olarak tecelli etmeyi murad ettiği için onlar bütün dirayetlerine rağmen başarılı olamadılar. İnişte bir yükseliş gibi oldu. Ama neticesi yok. Akıbet kendileri kaybettiler. Millet de kaybetti. 27 Mayıs'tan bu yana yapılan ihtilaller aynen onlar gibidir. Bu mevsim tamamlanacak. 7 Haziran seçimlerinden sonra ben bir televizyon konuşması yaptım. Hiç gelecekten endişe etmedim. Ve şunu dedim. AK Partisiz bir iktidar. Çok özet söyleyeceğim burada. Gerekçelerini söylemeye vakit yok. AK Partisiz bir iktidar. Yani 3 parti. Ekseriyet oluyorlar. Milleti komaya sokar. Yani yükseliş çizgimizde derin bir düşüş teşkil eder. Allah MHP'ye bir münaferet verdi HDP'ye karşı. Bunun asla olmayacağı ortaya çıktı. Bu komaya girmekti, bundan kurtardık. Halk Partisi ile olsaydı yoğun bakıma kalkmak olurdu. MHP ile olsaydı ufak bir baş ağrısıyla geçiştirmek olmaz. Ve subhanallah, o olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Ben dedim ki, Allah rahmetinin tuğyan ettiği bir mevsimde olduğu için istihkakımıza göre vermiyor. Hak ettiğimize göre ceza vermiyor. Ehven. Çünkü cemal tecelli galebe bulduğu zaman İstihkaka göre kötülük olmaz. İyilikler liyakatten fazla olur, kötülüklere ceza da istihkaktan az olur. Mevsim icabı. Mevsim icabı. Bir kulak çekme olacak bu dedim. Ben biliyordum ki böyle 5 ay sonra değil, 1 ay sonra bile seçim olsa AK Parti gene tek başına iktidar olacak. Allah ne yaptı? AK Parti'den evvelki zulümleri unutanlara bir hatırlatma yaptı. İyi ki bu oldu. Yakın gelecekte Müslümanların iktidar şansını artırdı. O gaflet, o propaganda süsü biraz daha devam etseydi, AK Parti belki ortak bile olamayacak bir duruma düşebilirdi. Hani bazen düşer gibi olursun da tökezler doğrulursun ya. Allah böyle bir ikaz tokatı vurdu. Hem idare edenlere hem de millete. Dedi ki bak hatırla. Bu parti tek başına iktidar olmadığı zaman neler oluyordu? Hükümet buhranı doğdu. Hükümet kurulamıyor. PKK azgınlaştı. Dolar aldı başını gitti. Sen doğalgazı dolarla alıyorsun, petrolü dolarla alıyorsun. Ama adamlar biliyordu ki bu devam etmez. Devam etmez, onun için zam yapmadılar. Netice mecbur kalıp yapacaklardı. Netice o AK Parti'ye rey vermeyen adamlar bunun bedelini ödeyeceklerdi. Doğalgaz faturasıyla, efendim,
petrol arabasına koyduğu benzinle ödeyecekti. Sade maddi olsaydı. Sade maddi olsaydı. Adam Diyanet'i kaldıracağım diyordu. Bu adam hükümet olacak. PKK'ları yerleştirecekti. 20 senede ayıklayamazsın. Fethullah'ı ayıklayamazsın 20 senede. Çünkü hainler maskeli. Mertçe. Ben inanmıyorum diyen bu yaşa geldim. Dinsizlerden iki kişi gördüm. Biri Aziz Nesin. Bana dini merasim yapmayın dedi. Beni camiye de götürmeyin dedi. Çiftliğine gömün, mezarında sonra düzleyin dedi. Köpek ölüsü gibi. Böyle kafire can kurban. Bu seni aldatamaz. Bir de bunu Nurullah Ataş dedi. Beni camiye götürmeyin. Ben bugüne kadar yüzlerce, binlerce kafir tanıdım. İslam karşıtı adam tanıdım. Hiçbiri bu mertliği gösteremedi. Hatırlayın. Bilmem siz gençsiniz belki hatırlayamazsınız. İmran Öktem diye bir anayasa mahkemesi reisi vardır. Haşa Allah diye bir şey yoktur. Allah'ı insanlar uydurmuştur dedi. Bu kafirin cenazesi Maltepe Camii'ne geldi. Müslümanlar bunun cenazesi kılınmaz dedi. Silahla Müslümanlara namaz kıldırdılar. O günkü gazetelerde vardı. Silahla. Silahla namaz kıldırdılar. O kafir diyemedi ki beni camiye götürmeyin. İslah yaptırdılar. Bundan bir şey çıkarın. Küfür 50'den beri kekeme konuşuyor. Tanzimattan itibaren de kekeme konuştu. Açıkça yapacağı işleri söylemedi. Aksine bir hüviyet gösterdi. Vaktiyle 66 senesinde Ali Fuat Başkili anma günü yapılıyordu Milli Türk Talebe Birliği'nde. Bu hadise bana bir hatıramı anlattı. Bir hukuk profesörü geçmiş zaman Ali Fuat Bey şöyle Atatürkçüydü, böyle Atatürkçüydü diye bir metiye yaptı. Ondan sonra konuşmacı bendim. Ali Fuat da benim nikah şahidimdir. Çok yakın hukukum olan bir insan. Evet. Hafif taviz verirdi. Mahcup bir adamdı. Medrese menşeli olduğu için. Talebesiyle bile konuşurken yüzü kızarırdı. Ama açık açık tek teke tek konuşurken biliyorum ki benim kadar muhalifti. Hadi düşmandı demeyeyim. Bana muhalifli gaz geliyor. Muhalifti. Ama sıkıştırdı mı gazeteciler, ben ona Göz Nuru Emek Mahsulü doktora ithaf ettim derdi. Boğazlar üzerinde doktorasını Paris'te Mustafa Kemal'e ithaf etti. O günkü hüviyete itibar etmiş. Sonradan ben dedim ki Ali Fuat dedim, Mustafa Kemal Paşa'yı beğenirdi, Atatürk'ü değil. Mustafa Kemal iki hüviyettir. Birinci hüviyeti milletle beraber, milletin hissiyatıyla beraber, zihniyetiyle beraber bir adam. El açıyor, dua ediyor. Mesela size Erzurum Kongresi'ndeki konuşmasının son cümlesini söyleyeyim. Bunu Mustafa Kemal'in söylediğine inanamazsınız. Ama o gün herkes inandı. Çünkü sonraki icraat bilinmiyor ki ne altından ne çıkacağı. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyanet-i Celile-i Ahmediye'nin haris estakı olan milleti necibemizi ilahi ömel kıyam masunu afat buyursun amin. Bunu söyleyen Mustafa Kemal işte el yazılarında o Perinçek şey yaptı. Orada görebilirsiniz. Ne Allah'a inanıyor ne peygamberine, hiçbir şeye inanmıyor. Hiçbir şeye. Sade inanmamakla kendine kafir değil. İnananın da düşmanı. İnananın imandan da rahatsız. Onu da yok etmek için azmetmiş. Bu hüviyete muhabbeti yok Ali Fuat'ın. O hüviyete milletçe herkesin muhabbeti vardı. Ama rolmüş bilemedik.
Adam tiyatro oynar gibi, tiyatro artisti gibi milletle beraber göründü, arkasına milleti taktı. Gücü elde edince, bu gücü din sayesinde, din adamlar sayesinde elde ettiği halde döndü bu gücü imhaya yöneldi. Kaldırın kanunu. Diriltin Ali Fuat'ı, bakalım dedim. Metheder mi yoksa ne der? Küfür başlangıçta da kekeme konuştu. Niyetini belli etmedi. İnsanlık dedi, insan hakları dedi, işte siyaset icabı dedi, şunu dedi, bunu dedi. Kendini gizledi. Ne zaman ki bütün dizginleriyle memleketi ele geçirdiler, o zaman kustular. Biz gökten indiği sanılan kitaplardan ilhamımızı almadık. Biz ilhamımızı hayattan ve tabiattan aldık. Gökten indiği sanılan, yani başkalarının sandığı, ben bu zanda bile yokum. Sandığımız demiyor. Zanna bile nefsini belli, dahil etmiyor. Sanılan, başkalarının öyle sandığı, gökten indiği sandığı, semavi, kitapların semaviliğini inkar ediyor. Sonra da böyle konuştu. Kekemeliğe ihtiyaç olmadı. 50'den sonra gene kekeme konuşmaya başladı. Aralarına bir hacı hoca ahmak buldular, aldılar. Bizde de baktığın adam var dediler. Efendim, biz iktidara gelirsek arada bir işlerinde birisi zaptı nefse demeyerek kustuysa da eski Kemalist anlayışını, öbürleri ya işte bu kendi şahsi görüşüdür, bizim görüşümüz değildir diye. Cemaatlere saygılıyız diyor. Fethullah'tan istifade sağlamak için cemaatlere saygılıyız diyen adam seyyidlik iddiasında ama siyer dersinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmiş. Bir taraftan küfrünü ishar etmek istiyor, öbür taraftan halkta bunun uyandıracağı aksül amelden korkuyor. Bir gün kafir görünüyor. Öbür gün bunu telafi etmek için Müslüman görünüyor. Bu kekeme bir üslupla konuşmaktır işte. Bunları buna mecbur eden halkın elindeki reisliğidir. Kemalizm bir ameliyat masasına yatan hasta gibi milleti ammeten, kaffeten narkoz etti. 50'de bu narkoz açılmaya başladı. Bu açılma tamamlanmadı. Tamamlanmadığı için 7 Haziran'da birçok insan bu narkozun tesirinden çıkmamış olanlar propagandanın tesiriyle bu ehli küfrü destekledi. Bak Fethullah da diyor ki partilerin birini veya ikisini neyse küfürde kabul ederek veya taraftarlarına böyle telkin ederek isabetsiz küfür isnat eden kendi kafir olur. Kendileri kafir oldular diyor. Halbuki küfür isnat etmeye hacet yok ki, kendileri ezan okunmasına muhalefet eden var. İktidara gelirsek bu gazeteleri kapatacağız diyeni var. Kur'an okunmasından rahatsız olanı var. Mübarek Ramazan'da Taksim'de yürüyen 20 bin İbne'nin önünde yürüyeni var. Var oğlu var. Benim kafir dememe hacet yok ki. Aklı selim bunu bağırıyor. Bunun neticesi şu. Onların bir daha şansı yok. Onların bir daha şansı 300 sene sonra. Ama yok olmazlar. Bakın ben İddialı bir adam değilim. Bir tek meselede iddialıyım Mustafa Kemal'in küfründe. Orada benimle konuşacak bir adam Türkiye Cumhuriyeti hudutlar dahilinde yoktu. Bir ömür buna verdim. Bir ömür. Birisi de diyor ki, orada bir sual var. Niye bardakçıya cevap vermiyorsun? Niye bilmem
Karadeniz tabiriyle sidiği yalıya ermemiş bir delikanlı var. Ağzı süt kokuyor, bilmem ne bayraklar. Ona cevap vermiyorsun. Ben Karadenizliyim arkadaş, Karadenizli. Karadenizli hesabı büyük yapar. Ben hasmın büyüğüne saldırırım. Mustafa Kemal dururken, İsmet Paşa dururken, Avanesi dururken bu zavallılarla uğraşacak vaktim yok. Ne isterse söylesinler. Zaten ismimi telaffuz etmeye cesaret edemiyorlar. Bunlara sivrisinek, şövalye, kılıç çeker mi? Yakıştırır mı kendini? Filo köpekleriyle işim yok. En az 60 sene ben küfrün ana başlarıyla mücadele ettim. Elhamdülillah. Bu istihdam ilahidir. Ben diyorsam ben akıllıydım da bu işi yaptım demek istemiyorum. Bu Allah'ın lütfudur. Allah'ın lütfudur. İstihdamıdır. La teşbih ve la temsil yeri gelmişken Allah-u Azimişan rol dağıtan bir rejisöre benzer. Dünyada hayır, şer, her fiil işlenecektir. Katil de olacak, fahişe de olacak, hırsız da olacak, abid zahit de olacak, kutup da olacak, hepsi olacak. Sen Allah katındaki değerini anlamak istiyor musun? Allah senin hayatında ne sebepler halketti de seni nasıl bir işle meşgul etti ona bak. İşinin Allah katındaki mergubiyetine eşittir senin değerin. Çünkü şu mesleği tuttum, bu işi yaptım, şu fiili icra ettim, onu sana yaptıran iradenin, senin iraden bir sebep, senin iradeni öyle kullanmanı icap ettiren, senin dışında zuhur eden 1 milyon sebep var. Yani sen irade ısrarında da hür değilsin. Bir şey yaparsın, sonradan bir nokta, başka bir noktayı görürsün, ya bunu bilsem böyle yapmazdım dersin. Onu daha evvel bilmeni, öğrenmeni Allah sağlayabilirdi. Demek ki böyle yapman mukaddermiş. Onun için kim olursan ol, ister bakkal, ister çakkal, ister muallim, ister köylü ne olursan ol. Hakkın galebesi için yani cihat vasfında bir iş yap, defterin bir sayfasında boş gitme ahirete. Bir çocuk bul, Sübhaneke'yi öğret. Bir genci ikaz et. Bir komşunu ikaz et. Yapacak iş yok. Burada anlattım, Almanya'da bir çöpte çalışan bir işçi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Şu kitabı verdiler bana okur musun diye. Mektebin dağıldığı parkın içinde çocuklar camiye getirdi. Çocuk kitap okutuyor. Yalan. Beni adam sandılar. Ben okuma yazma biliyorum zaten. Bu kitabı verdi okuyamıyorum. Bir oğlum biraz okur musun dinleyeyim. Böyle böyle çöpçü çöpçü. Sen sevaba haris ol. Allah sebepler halkeder. Sana hasenat nasip eder. Sonra zannetme ki falan adam çok iş yaptı. Ben o kadar yapamadım. Belki senin mesuliyetin az. Senin üzerinde tahakkuk eden ilahi nimetlerle onun üzerinde tahakkuk eden nimetler eşit değildir. Bir adam 1 milyar zekat verse ama zekatı 1 milyar olsa. Bir adam 10 milyar verse ama zekatı 100 milyar olsa. Biri %10 başarılı, %90 borçlu gider ahireti. Öbürü %100 başarılı, 1 milyar verse %100 başarılı gider. Size baştan okuduğum ayeti kerimeni diyor, takati kadar yüklerim diyor. Sen takatin bir çöp kaldırmaksa onu kaldır. Takatini bilmiyorsun. Demek ki az yapmak, çok yapmak marifet değil. Muktedir olduğun kadar yapmakla beraat edeceksin. İktidarını zorla. Sevaba haris ol. Bundan sonra küfür yok olmaz.
mutlak devam eder. Allah'ın mudil sıfatı muhatapsız kalmaz. Lakin mağluben devam eder. Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesi var. Batı Roma'yı fethedecek bu Müslümanlar. Osmanlı'nın ihtişamlı devirlerinde bile Batı Roma fethedilemediğine göre o ihtişamdan daha büyük bir ihtişam önümüzde var demektir. O kemal gerçekleşecek. Ondan sonra zevale dönecek. O zamana kadar ehli küfrün bir daha şansı yoktur. Kör bağırsak gibi, kelaynak kuşları gibi, nesli tükenmiş olarak kemalisti, dinsizi, donsuzu daima mevcut olacak. Ama mağluben. Tanzimattan itibaren Müslümanlar çaresizdi, dizlerini dövüyorlardı. Eyvah! Balkan Harbi çıktı, diz dövdük. Harbi Umumi çıktı, diz dövdük. Yunan Harbi çıktı, diz dövdük. Şimdi dizlerini dövme sırası onlarda. Küfrün 90-80-90 senelik hazırlık safhası. 15-20 senelik de galibiyet zamanı bu milleti imandan soğutmayı başaramadı. Bunun ispatı şudur. 1950'de demokrasiye geçilince hatta 46'da ben o 46 seçimlerini gördüm. Aşikarere yatılıyordu, sayım gizli yapıldı. Ve reyler yakıldı. 46'da reyler yakıldı. Demokrat Parti'nin aldığı rey, Halk Partisi'ne Halk Partisi'nin aldığı rey Demokrat Parti'ye yazıldı. 10 aylık bir partiydi Demokrat Parti. 46'da iktidar olacaktı, vermediler. Böyle sandıklarda değişiklik yaptılar. 65 milletvekili verdiler. Bunun manası şu. Millet Halk Partisi'nden öyle bir izardı ki karşısına çıkan partinin doğru mu eğri mi olduğuna bakmadı. Bu gedikli kafir yıkılsın da kim gelirse gelsin bundan daha kafiri gelemezler. Ehveni gelir. Nasrattin Hoca bir düğünde sirkeniz var mı demiş. Sirke çobasına dökmek istemiş. Bir tane vermişler. Ooo bu çok berbat demiş. Bir daha var demiş. Ondan dökün. Onu denemedin demiş. Vallahi denediğim o kadar kötüydü ki. Ondan daha kötü bir sirke olamaz. Ya sirkeden vazgeçeceğim yahut efene razı olacağım. Millet bu mantıkla Demokrat Parti iktidar yaptı. Başında Celal Bayar gibi. Atatürk seni sevmek milli bir... Allah bana söyletmiyor bak. Seni sevmek milli bir ibadettir diyen bir putperest. Ama burnunun dibinde İslam'a göz kıpan bir Menderes. 48 senesinde Bursa'da bir mitingini hatırlıyorum gazetelerde. Manşet. Bizim hareketimizden şeriatın haşa hortlayacağını vehmedenler avuçlarını yalasınlar. Biz onu ebediyen gömdük dedi. Ebediyen gömmüş şeriatı Allah'ın nizamı. Hey gafil kafir. Hey zavallı kafir. Bu davanın müdde-i mumisi Allah-u Azimişan'dır. İner çıkar yok olmaz. Haçlı orduları yok edemedi. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun? Allah-u Azimüşşan ferman ediyor. Ve inküntüm fî reybin mimma nezzelni ala abdina. Fetû bi suretin min misli. Vedû şühedâikum min dûnillâh. Ve inküntüm sadıkîn. Ey kafirler! Kulum üzerine indirdiğim bu ayetlerden şüphedeyseniz. Ve inküntüm fî reybin. Mimma nezzelni ala abdina. Fe'tu bi suretin mi misli. Siz de onun gibi bir insansınız. Bir suresinin benzerini de siz yapın. Ved'u davet edin. Şuhedâküm min dûnillâh.
Allah'tan gayri kime güveniyorsanız da yardıma çağırın. Hadi. 1400 senedir Kur'an ferman okur. Ve in kuntum sadikin. Davanızda samimiyseniz. Araplara Arapça öğretecek müsteşrikleri var. Papazları var. Cezüit papazları var. Biri teşebbüs etseydi ya. Asla. Ama Celal Bayar böyle söyleyen bir adamdı. Menderes'in ezan aslına çevirmesine, radyoda Kur'an okutmasına, İmam Hatip mekteplerine göz yummaya mecbur kaldı. Çünkü halkın reyi demokrasinin kılıcı gibi kafasının üstünde. Sen bunları yapmazsan, Halk Partisi'nin yolunda gidersen, orada başbakanlık yaptığın zamanki üslupla gidersen, sana ne ihtiyacın var? Zaten Mütegalli Bey tutmuştu Halk Partisi, bütün muhaliflerine makam vermişti. Dikensiz gül bahçesi. Mecbur kaldı. Bu mecburiyet Halk Partisi'nden ve Kemalizm'den inhiraf mecburiyeti her kademede arttı. Şimdi gidişin benim söylediğim gibi olup olmadığını anlamanız için size basit bir mukayese yapayım. Ezan mı okundu? Bir suale ancak cevap verdik. Vermedik bile. 1 saat 15 dakika. Bak. Küfrün birinci adamı Mustafa Kemal'dir. İkinci adamı İsmet Paşa. Onun çeyreğe kadar dirayetlidir. Üçüncü adamı Ecevit. O da İsmet Paşa'nın çeyreğe kadar dirayetlidir. Dördüncü adamı Baykal. O da Ecevit'in çeyreğe kadardır. Beşinci adamı Kılıçdaroğlu. O da Baykal'ın çeyreğe kadardır. Bu ne? Liderlerden ölçüyü al. Aşağı doğru gidiyorlar. Emin olun Kılıçdaroğlu değişecek, yerine onun kadar da dirayeti olmayan biri gelecek. Göreceksiniz bunu. Ben kahin değilim. Ben ilahi kanunu, meşiyeti ilahiyeyi takip ediyorum. Vukuatın seyrinden anlıyorum. Bir adam komaya girse, kaç gün yattığını bilmese, bir gün gözünü açsa, havayı alacak karanlık görse, akşam oluyor da dese yanılma ihtimali %50'dir. Sabah oluyor da dese. Çünkü dünya iki defa alacakaranlık olur. Bir akşam olurken bir sabah olurken. Ama bir müddet beklese. Aydınlıkların yavaş yavaş galip geldiğini görse. Sabah oluyor der. Bu doğrudur. Aksine karanlıkların galebe sağladığını görse. Akşam oluyor dese. Bu da doğrudur. Bu bize sosyal hadisede de hem tarih ilminin ehemmiyetini gösterir hem de vukuatın seyrinde varılacak mevsimin ne olduğu anlaşılır. Onlar zayıfından daha zayıf, ondan daha zayıf, her sonra daha zayıfı geldiğine göre onlar sukut eğrisindedirler. Düşüş çizgisini yaşıyorlar. Şimdi onun karşısındakine bakalım. Birinci adam Menderes. Ben iki defa kendisiyle görüştüm. Hiçbir gazetede bir bayram namazı kılarken resmini gösteremezsiniz. İstanbul'un imarı sırasında Eyüp Camii'ne halı koydu, nasıl oldu diye girip bakmamıştır. İyi tarafları var ama hal bu. İkinci adam Demirel'dir. Demirel Mason. Ama Mercedes'ini Kocatepe Camii'nin önüne çekti, cuma kıldı. Çünkü halk uyandıkça halkın istekleri İslam istikametinde tekasüf ediyor. Baskı artıyor idare üzerinde. Bir şey yapması lazım Müslümanlık istikametine bir şey. İmam hatipler açtı vesaire. Tek başına iktidar olanları söylüyorum. Burada Erbakan'ı söylemiyorum diye bazısı kızıyor. Erbakan tek başına iktidar olmadı ki dese ki niye şunu yapmadın ya? Ortağım müsaade etmiyordu ki yapayım der. Ama tek başına iktidar olan her istediğini yapabilir. Üçüncüsü Özal'dır. Özal Demirel'den bir kat daha düzgün bir adamdır. Dördüncüsü Tayyip Bey'dir. O da Özal'dan daha düzgündür. Burada ne? İslam'ı ehli küfrün karşısındaki cephede lider yükselişini görüyoruz. Ehli imanın karşısındaki küfür cephesinde lider sukutunu görüyoruz.
bu size ne kadar propaganda yapılırsa yapılsın. Onların sonbaharı yaşadığını, kışa doğru gittiğini, Müslümanların da ilkbaharı yaşadığını, önünde yaz olduğunu ispata kafi bir delildir. İslamiyet en az 300 sene daha alemde bir numara olacak. Şimdi esbab mucibelerini söylemedim, bazı hükümler söyleyerek dersi bitireyim. Dünyada iki süper güç kalacak. Birisi Siyonist internasyonal gücüdür. Bunun kaptan gemisi Çin olacak. Yahudiler her asırda birini kullanır. 19. asırda İngiltere'yi kullandı. 20. asırda Amerika'yı kullandı. 21. asırda karargahı Çin'dir. Oraya taşınıyorlar. Çin mandaya benzer. Gövde büyük, beyin küçük. Dünya siyasetinde hiçbir rol oynamamış tarih boyunca. Size geçen burada anlattım. Mustafa Kemal mi büyük? Mao mu büyük? O meseleden anlayın. Yatağından çıkmamış. Yurdundan dışarıya çıkıp da hiç harp etmemiş. Yeryüzünde tek millet Çin'dir. Bunun sebebi pirinçle beslenmeleridir. Nebati gıdayla beslenenler hareketsiz, atıl olurlar. Hamlesiz olurlar. İnsanlarda canlılığı, hareketliliği sağlayan hayvani gıdadır. Yeryüzünde gıda rejimi koyan ilk sistem İslam'dır. Bunun sebebi de budur. Fıtrata tesir eder gıda. İnsan şahsiyetini yapan iki temel faktör iklimle gıdadır. Bu arazisi de dağlık değil. Pirinç tarlalarıyla dolu. Beslenmesi de günde bir tabak pirinç yiyerek olduğu için kabuğuna çekilmiştir. Çin Seddi, Türklerden korunmak için 3000 kilometre set yapmış vatandaş. Şu zahmete bak. Bunu yapana kadar askerliğe çalış da git Türkleri yen, o yapsın Çin Seddi gibi bir set. Çin böyle atıl. Onu kullanacak Yahudi şimdi. Sıra onda, onu kullanmadı. İkinci internasyonel güç, İslam internasyonel gücü olacak. Bu gücün kaptan gemisi de Türkiye olacak. Şu Anadolu Müslümanı. Hiçbir İslam ülkesinin ne tarihi, ne ülkesinin bulunduğu yerin stratejik esasları lider olmaya müsait değildir. İslam dünyasını toparlama şansı sadece ve sadece Türk milletindedir. Bu ırkçılık değildir. Bu milliyetçilik değildir. Bu maslahatın tespitinden doğan bir şeydir. Bunu size ben söylediğim için, ben de Türk olduğum için Türkçülük yapıyorum zannederler. Beni böyle de itham edenler olmuştur. Ben millete İbrahim'e Hanifa düsturuna inanıyorum. Müminler bir millet, kafirler bir millettir. Nasıl Türk milletinin içinde falan aile, falan sülale var. Küfrün içinde de İngiliz'i bir sülale, Alman'ı bir sülale, Fransız'ı bir sülale farz edebiliriz. El küfrü ümmetin vahide, peygamber sözü. Küfür bir millettir. İnananlar da bir millet. Irkın burada hiç yeri yoktur. Hiç yeri yoktur. Geçmişte başarılar elde etmişse soyunla, sopunla, ananla, babanla iftihar ettiğin gibi mensup olduğun milletle de iftihar edersin. Onu inkar etmekle nankörlüktür. Onu ketmetmekle nankörlüktür. Bu ırkçılık değildir. Bu ırkçılık değildir. Biz Yunan'la harp ederken en bitkin zamanımız, millet olarak en ümitsiz zamanımız. Anadolu'da 10 milyon insan yaşıyor. Size bu garip gelmesin. 33'te 15 milyon genç yaratık her yaştan diye
şey var, bu 5 milyon, 15 milyon nasıl oldu 33'te zaten diyorsunuz. Rumeli muhacirleri geldi. Milyonla muhacir geldi Yunanistan'dan, şuradan, buradan. Arnavutluk'tan Müslümanlar, bakın felaketler Müslümanlar için başladığı günden beri hicret edenler Anadolu'ya geliyor. Allah bu Kürtlere akıl fikir versin de şu PKK'ya sempatiyle bakmasınlar inşallah. Çünkü Irak'taki Kürt bile başı sıkıştı, özel zamanda Anadolu'ya geldi. Suriye'dekiler Anadolu'ya geldi. Biz burada bir sıkıntı olsa nereye gideceğiz? Kim kabul eder bizi? En azından bunu düşünmek lazım. 10 milyon nüfusumuz varken İbrahim Es-Sünusi bir devlet başkanı. Hangi devletin başkanı? Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir küçük devlet vardı. Yasir. Buranın kralı. 40'lı yıllarda Suudi Arabistan yuttu bunu. Oranın devlet başkanı. En-Nurul Lamia. Parıldayan Nur diye bir kitabı var. Ali Ulvi Kurucu tercüme etmiş. Konya'da basılmış. Kitap bulabilirsiniz. Diyor ki, biz Yunan'la harp ederken 1920'lerde yazılmış bir kitap. Bu adam Seyit, tarikat şeyhi, devlet başkanı Arap. Bak kaç bası var. Hiç Türklükle alakası yok. İslam dünyası için çırpındığımız birlik ve beraberlik, yeniden kıyam etme şansı için yegane ümit vaat eden ülke Türkiye'dir diyor. Yunan'la harp ederken o zayıf zamanımızda. Kahraman Türk milletini bu mevkiye layık kılan tarihi faktörler şunlardır diyor. Asırlarca İslam dünyasını bakıp gözetmişlerdir, korumuşlardır. Onlardan evvel Suriye havalesine gelen Haçlılar Tuna Nehri'nin ötesinde karşılanır olmuştur. Asırlarca hilafeti derute etmeleri, bugünkü hallerinin bile gelecek için ümit vermekte olmasından naşi, gelecekteki İslam dünyasının ayağa kalkışında yegane göreceğimiz ülke Türkiye'dir. Biz Yunan'la harp ederken, Polatlı'dan Yunan toplarının sesleri duyulurken, Türk olmayan bir adam bunu söylüyor. Buna kimse sen Türk ırkçısın diyemezler. Arap, Seyit, Şerif. Seyit değil, Şerif. Tunusiler Şerif'tir. Ve devlet reisi, devlet. Yani Osmanlı yeniden gelse o ancak vali olabilir. Buna razı. Şimdi benim söylediğimi ırkçılığa hamledenlere ben bu şekilde Türk olmayan yüzlerce adamdan misal verebilirim. Ama varsa kısa bir sualin daha, onu da sor. Ondan sonra bitireyim. Üstadım bir saniye. Hiç korkmayın. Yatıp uyusanız bile İslam galip gelecek. Ama siz mesul olursunuz. Üstadım bu... Yine dizilerle ilgili bir sual var. Daha evvel malum haliniz hatırlayacaksınız. Muhteşem Yüzyıl isminde bir dizi vardı. Her Türkiye Fazili'yi neşretmiş idi. Şimdi onun bir benzeri belki birkaç adım daha o rezaleti ileriye götürecek olduğu neşredilmiş fragmanlarından belli olan Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kösem Sultan isimli yeni bir proje. Fragmanları televizyonda dönüyor. Bununla ilgili bir sual. Brezillikleri nasıl ortadan kaldırabiliriz demiş ve bu dönemi hangi sağlam kaynaklardan öğrenebiliriz? Muhteşem Yüzyıl henüz başlamıştı. Buna dair burada bana biri bir sual sordu. Ben de onun ilk seansını seyrettim. Dedim ki bu bizim için değil. Bu Arap alemi için çevriliyor. Çünkü Arap aleminde bu bahsettiğim İbrahim Es-Sünusi vari düşünenler çoğaldı.
Yani İslam dünyasını yeniden toparlayacak bir millet varsa o da Türkiye'dir. Hala Anıtkabir'de saygı duruşu yapıldığı halde, hala anayasamız layık olduğu halde. Çünkü gelişmeyi görüyorlar. Bu gidişin sonunun İslam liderliği olduğunu görüyorlar. Ve hafıza tazeliyorlar. Onlara bunu tercüme edecekler Arapçaya. Arap aleminde oynatacaklar. Diyecekler ki sizin hayran olduğunuz ecdat oydu işte. Bugünküler de böyle. Alakası yok zaten. Onlardan daha beter diyecekler. Taksim'de yürüyen ibneleri gösterirler. Maksat Türkiye'ye teveccühü azaltmaktır. Bununla elde ettikleri netice kendilerince tatminkar olmalıdır ki şimdi bir yenisini yapıyorlar. Göreceksiniz bu filmde çok kısa bir zaman sonra Arapçaya çevrilecek, Arabistan'da oynayacak. Bunlar zannetmeyin ki bugün barışalım, kucaklaşalım AK Parti'nin zaferi karşısında seçimde hile yapıldı diyemediler. Partiyi bölmek fikrinde çalışıyorlardı. Baklar %50 alan bir partiden kimse kopmaz. Olmadı, bu olmadı. Bunlar şu zihniyettedirler. Bak, buraya getirdim. Şuna bak. Millet beyinsiz. Şimdi bunu yapan adam Müslüman mı? Eğer bu millet Kemalizmin icabına göre bir hayat yaşıyor. İçki, fuhuş, efendim camiye gitmemek, dinle kıbleye dönmemek, dinle imanla alakasını kesmiş. Kemalistler gibi olsaydı, kahir ekseriyetiyle. Bunlar bir numaralı milli iradeye saygılı olurdu. O zaman millet beyni de var, iradesi de var, saygıya değer olurdu. Bunlar milleti gavurlaştıramadıkları için, bunda başarılı olamadıkları için milleti hor hakir görüyorlar. Evvela kendi küfürlerine razı etmek için propagandayla ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim demiyorlar. Karşılarında rakip gördüğü parti hırsızdır diyorlar, diktatördür diyorlar. Abdülhamid'e ne söyledilerse aynısını söylüyorlar. Aynı şey Menderes'e söylediler, aynı şey Özal'a söylediler. Aynı şey bu iktidara söylüyorlar. Hasmı bertaraf etmek. Hasmından yüz çevirmesini millet sağlarsa kendilerine dönecek. O zaman kendilerine döndüğü zaman millet beyni yerinde, iradesi yerinde, hürmete şayan. Niye? Kafir kafirden hoşlanıyor. Bakın Mustafa Kemal tarih kitaplarında Moğolları çıkardı ortaya. Moğolları. Moğollar sarı ırktandır. Moğolların Türklükle bir alakası yoktur. Sürükleyip getirdikleri kitlelerde Türk vardır ve sonradan kendileri de Müslümanlaşmıştır. Ama İslam dünyasının omurgasını kırmış. Batı karşısında İslam aleminin çöküşünün bir numaralı ameli Moğol istilalarıdır. Günümüzdeki kafir, tarihteki kafirden hoşlanıyor. Ne yapacaksın? Nasıl ki biz bak camilerimize Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in isimlerini yazıyoruz. Bunlar Türk mü? Yok. Kürtler için Kürt mü? Yok. Bunlar bu iman nimetinin bize kadar ulaşmasında rol oynamış büyükler. İhtiram ediyoruz hepsini. Eshabiyken nücumi. İhtedeyküm ihtedeyküm. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız hidayet erersiniz. En küçük bir sahabe aleyhine ağzımızı açmıyoruz. Asla. Ebu Cehil adını taşıyan bir Müslüman var mı? Ebu Cehil'den 1000 defa daha melundur Hulagu. Cengiz. 1000 defa müesses hakkı yıkmış. Ebu Cehil bir zahmete eder etmedi. Karşı çıktı.
Senin bir arsan var. Biri bina yapmana engel oluyor. Biri yaptığın binayı 30 kat çıkmışın içine insanları doldurmuşun yıkıyor. İkisinin zulmü aynı mıdır? Ama bugün adı Cengiz olan, Hulagi olan insanlar var. Niye? Günümüz kafirleri tarihteki kafirlerden hoşlanıyorlar. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kalp İnsanoğlunda en hür organdır. Sen dinlemez. Bir adamı seveyim diyerek sevemez. Nefret edeyim diyerek edemez. Kalp en hür organdır. Sen dinlemez. Ya Rabbi sevdiklerini sevdir, sevmediklerini sevdirme diye dua edin. Muhabbetten de ceza görürsün. Muhabbetten de. İnsan sevdiği adamın tesiri altında kalır. Nefret ettiğin adamın hiçbir şeyini taklit etmezsin. Sevdiğin adama dikkat et. İrade isharından daha ehemmiyetlidir his kontrolü. Çünkü iradede sen biraz kendin rol sahibisin ama hisse öyle değiliz. Hisse öyle değiliz. Muhabbeti layıkına, husumeti de müsakına tevcih, bu tevcihteki şiddet kadar seni yükseltir. Bir daha söyleyeyim. Layıkına muhabbet, müstahakına husumet, bu tevcihteki muhabbet veya husumeti tevcihteki şiddet kadar seni yükseltir. Na layıkına muhabbet, gayrimüstahakkına da husumet, bu tevcihteki şiddet kadar seni alçaltır. O zaman hislerin için Allah'a yalvar. Ya Rabbi sevdiklerini sevdir, sevmediklerini, muhabbetini kalbime ilkah eyleme de. Böyle dua edin, Allah'a sığın. Çünkü muhabbet mühim bir meseledir. Kontrol dışı olduğu gibi aşırılığı da adamı putperest yapar. Hazreti Ali'ye ilah mevkiine yükseltenler husumetten değil, muhabbetten bu sapıklığa yükseldiler. Hazreti İsa'yı da ilah ilan eden, kabul edenler husumetlerinden değil, muhabbetlerinden bunu yaptılar. His idaresi, irade idaresinden daha zordur. Allah'a sığının. Allah-u Azimüşşan milletimizi liyakatine bakmadan, liyakatine esas almadan, kendi fazl-ı keremiyle Ankara'yı bu zaman eski şerefli mevkiine lütfen ve keremen ihsal buyursun. Allah-u Azimüşşan neslimizden kafir, zındık, münafık getirmeyip kıyamete kadar nesillerimizi iman üzere ipka buyursun. Allah-u Azimüşşan bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan ohandan eylesin. Allah-u Azimüşşan bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak hayırlı amellerden bizlere de bela kalma bela inam-ı ihsan-ı ikram eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin burada hak sözü namına bir şey dinlemek arzusuyla gelen veya interneti başında dinleyen cümle Müslüman mümin kardeşlerimize bu gayretlerinden, bu niyetlerinden dolayı Hacc-ı Ekber sevabı, inamı, ihsanı ikram eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Lillahi'l-Fatiha.